Yeter Hanım'ı görebilir miyim arkadaşlar? Yeter Hanım'ı bir göreyim. Yeter Hanım merhabalar. Merhaba, hayırlı günler. Teşekkürler. Suzan Hanım'a şey demişsin, Nuran güzelliğinin kurbanı oldu demişsin. Bunu neden söyledin? Ya onu bir başkasından duydum, ben de öyle bir komşudan. Şundan dedim bak onu. Hı. Bizim o, bizden o kadar tarafa doğru merkez yapıyorlardı biliyor musun? Tanımadığımız insanlar çalışıyordu öyle de hep. Merkez yapıldı, onları çocuklar sırtına sahiplendik. Bir oğlanın sırtında, kız el yanında uyuyor, yukarı gezmeye gidelim aşağı yukarı. O amacına dedim, başka amacına demedim ben onu. O zaman senin kendi fikrin. Çocuğu, yani komşunun fikri değil de sen söylemişsin o zaman Yeter Hanım. Yani yukarıda nerede inşaat yapılıyor Savaş? Ne yapıyor? HES abla şey. Ha HES şeylerin. Şey, HES değil abla pardon, neydi onun adı? Duvar. İstinat duvarı. İstinat duvarı yapılıyor. Nuran'dan sonra ha, o evet. Şey Nuran'dan kaybolduktan sonra o şeyler yıkıldı ullara. Ondan sonra başladı. O zaman da o HES o şeyler çalışmıyordu ya. İstinat şey duvarı. Diyeyim, bak, İstinat mesela duvar. Nuran kaybolduğunda ötürüğün ev yanındaki yapılıyordu. Bak ullar ondan önce yapıldı. O zaman denk geliyor aynı zamanda. Bir dakika aynen, ya. Ya bir saniye. Yeter Hanım peki orada bir tane istinat duvarı yapılıyor ve orada çalışan birileri var, işçiler varsa ve onlar Nuran'a yan gözle baktı, zarar verdiyse sen bunu o zaman niye şeylere jandarmaya niye demedin ki benim gelinime bunlar da bir şey yapmış olabilir diye? Niye şikayetçi olmadın canım? Şüphelenirin en azından da takip eder. Dur evet neden şikayetçi olmadın? Biz... Öyle bir kötü bir şey aklıma gelmedi yani. O aşağı yukarı geçen de çok oluyor. Yani o da kimseye bakmıyordu. Bizim kapıda komşumuz vardı. O dedi bana böyle böyle dedi. Bursa'da komşu, alt katta bir komşusu varmış. O sormuş ona. O gelin demiş o zaman komşuyum. Güzelliğinin kurbanı oldu diye. Yoksa ben öyle bir şey geldim, o da söylemedim hiçbir kere. Allah biliyor abla, muhabbeti ben biliyorum. Bana söyle çünkü. Ben yalanla işim yok be. Ama sen nasıl önce dedin ki bizim gelin dedim ben yukarıdaki... Ben yalanla işim yok. Ay yukarıdaki istinat duvarının olduğu yerde çalışan birileri vardı. Benim gelin de o taraflara giderdi. Gelini gördüyse birileri o sırada işte yani kafasına koyup ona zarar vermiş olabilirler dedin yani. Ya senin ağzına her şey geliyor anda. Ya yani Yeter Hanımcığım. Çünkü mahalleye aşağı gelmez. Mahalleye aşağı gelmez de hiç. Ya Yeter Hanımcığım madem mahalleye aşağı aktaran... gelmez de çocuğunu sırtına sahip o kadar tarafa giderdi hep. Tamam ama canım benim bak tatlım benim madem senin gelininle bu şekilde birileri yan gözle bakıp mahalleden birileri bu kadar güzelse de birileri yan gözle baktıysa o zaman siz niye kayboldu gitti dediniz de bunun başına bir şey getirmiş olabilir diye. Ya yani yok, 11 bak, Haziran ya, bak. Hayır 11 Haziran Zeme 2021 yanlış yıl... anlıyorsunuz bak. Ha. Yangış anlıyorsun. O çocuğunu sırtına sahip kendi işte o tarafa doğru gezip duruyor. Ben onun peşinde çoban değilim ben. Benim aklımdan öyle gütmek, takip etmek. Ondan sonra böyle bir şüphelenmem yok. Böyle iyi şahsından duyma şeyler söylüyor, konuşuyor peşinde hep. Yoksa ben onu takip edip onu böyle deyip de şey yapmayayım. İle öyle değil. Ben sırtına çocuk sarıyor. Hatta Murat abiyle dedim ben. O kadar bir sisli çağlam var. Daha yukarı gidermiş diyorlar. Ormancılar da görmüş diyorlar. Elinde telefon, arkasında çocuk. Yukarı gidiyormuş. Ben bunu çobanım değil mi? Ben işimde gücümdeyim. Peki Yeter Hanımcığım senin gelin gittiği zaman senin kocan, sen, Savaş, hiç kimse de biz şüpheleniyoruz demiyorsunuz. Değil mi? Sadece hiç kaçtı demiyorum. Gitti diyorsunuz. Aynen, neden kimseden şüphelenmiyorsunuz? Madem o kadar uya gidiyordu, o kişiler geçiyordu. Ya, sen sor ya. Panine bize gelse. Ben söyleyeyim abla ben direkt. Camda zorlama var mı abla? Yok. Camı açmış gitmiş abla. Ben kimden şüpheleneyim? Işte. Camda zorlama olsa eyvallah dediniz doğru. Ama ben kimden şüphelenirim ki şimdi? Şüphelenmeye bir şey bırakmamış bana çünkü. Bak kızım abla. Söyle. Şimdi bu üçüncü gitmesi, bunun üçüncü gitmesi. Biz alışmışız bunun gitmesine. Cam kırık değil, bir şey kırık değil. Kapıyı içinden kilitlemiş. Camın kanadını açmış, çıkmış, gitmiş. Sırganın yere genellik inmiş yola. Ben neden bileyim bunun gecenin yarısında nereye gittiğini? Yeter Hanım senin gelinin 2,5 yıldır ortalıklarda yok. Şu anda da bir cinayet soruşturması var. Sen hala gelinin yaşadığını mı düşünüyorsun Allah aşkına?
Ne diye? Ben çocuklarım yanımda, oğlum da yanımda. Evet, yaşadığını düşünüyorum ben. Yaşadığını düşünüyorsan, dur Suzan'cığım, yaşadığını düşünüyorsan bu neden çocuklarını sormuyor? Ailesinin yanına neden gitmiyor? Niye bir hastaneye gitmiyor? Niye bir otobüse binmiyor? Niye hiç kimseyle görüşmüyor? Niye hiçbir kanıt yok? Sanki yer yarılmış, içine girmiş bu kız ya. Yaşıyorsa nereden uğran o zaman? 2,5 yıl olmuş. Kızım ablamız ha. Bir şey diyeceğim bak önce, sana önce şimdi. Önce ben sana bir şey diyeyim tatlım. O benim. İkinci kaçtı. Dur. Yeter'cim. Bak senin adın Yeter. Benim adım da Didem. Tamam mı? Didem, memnun oldum tanıştığıma. Gizem diyorsun da Gizem de bir güzel isim olabilir ama adım Didem. Tamam tatlım benim. Hadi buradan devam edelim. Buna ben, bir yanıt ver lütfen. Ben yanaştırıyorum öylese. Olsun. Ben bir düzelteyim de seni. Bana şunu söyler misin? Neden o zaman? Neden bir şey yok, bu kadından bir haber yok? Vallahi ben bilmiyorum burasını. Ben zaten o çocuk bak, o kaçtı gitti. O çocuk hemen çocukta bir hafta dünyanın içinde miyim, dışında mıyım, nasıl yaşadığımı bilmiyorum. Hemen çocuğun anne sırtımda bir kaşık yemek bile yapıp yiyemez olduk biz. Ağlıyor. O çocuklarla uğraşıyor anne. Ben zaten onu unuttum, öyle sıkıntıdan, stresten nasıl olduğunu. Bütün candamalar, kapı, bacağı doluydu. Ben kendi halim değilim uzmanlığa. Şimdi... Ama bu bak... İkinci kaçtığında ben hısmımın yanına geldik biz buraya. Onu bıraktı şimdi. Bana şunu söyler misin? Yeter Hanım. Şimdi geçtiğimiz gün bazı kıyafetleri buldu jandarma, yetkililer, JASAT daha doğrusu. Bir ihbar sonucunda toprağa gömülmüş halde, toprağın içinde, atılmış değil. Emir diyor ki biz de kıyafetleri atardık diyor. Atılmamış, toprağa gömülmüş. Bazı kıyafetler, çocuk bezi, çocuk zıbını, ondan sonra kıyafetler bulundu. Şimdi bunların gelinine ait olup olmadığı araştırılıyor. Sen onları izlerken ekibime demişsin ki kötü oldum demişsin. Neden? Neden kötü oldun? Aklına ne geldi? Yok, neden? Onu Bursa'daki evde çocuk kucağında gördüm ya. O zaman çok duygulandım, acıdım bak. Onların kızıysa benim de kızım o. Ben ona kötülük düşünmedim. Hiç düşünmem de asla. O zaman kendimi zor tuttum yani ağlamaktan. Acıdığım için çok üzüldüm. Acıdın? Neden acıdın? Şu anda çıksa gelse karşıma... Neden acıdın? Ya acıdım şu anda. Bunun kimseye bir şey yaptığı yok. Usulca kadar bırakıp çıkıp gidiyor. Neye gidiyorsun? Bizde şikayetin varsa... Anam babanın yanına git. Ondan sonra bazen kardeşlerine şey et. Mahalli yaşta bir sürü amcaları var. Yani biz bir şey etsek... Çek git onların yanına sığın da babanın telefonu et. Ananın telefonu et. Bana böyle yaptılar da uyuyor usulcakına çekip gideyim, ben seni nereye gittiğini neden bileyim? Sen özellikle bu kıyafetleri izlerken değil. O zaman neden bileyim bu ben seni nereye gittiğini? Diyor ki Nura'nın kucağında bir tane fotoğraf var ya, fotoğraf karesi bebekle beraber olan, Bursa'da evde çekilen, kardeşi Sema'ya, bu değil arkadaşlar. Onu bir ekranlara getirelim ama siz onu hazırlarken, televizyonu izlerken o anları, yani kötü olduğu anları, Yeter Hanım'ın geleniyle ilgili fotoğrafı ve diğer kıyafetlerle ilgili izlediği anları bir ekranlara getirelim lütfen. Yeter Hanım, o fotoğrafa mı şey yaptınız? Fotoğraf karesine mi? Yani gelin kucağında, yoksa o kıyafetleri izleyince mi
böyle biraz çok kötü olmuşsunuz. Çok şey. Yeter Hanım'ın bu hallerini... Evet, canım, bak. Dur tatlım, özür dilerim. Evet. Gecikmeni geliyor da ses, bir türlü böyle onu halledemedik. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye koyar mısınız arkadaşlar? Yeter Hanım'ın o duygu boşalması anına girdiği o dakikaları. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede daha ayrıntılı durdurarak izleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Ne oldu da bu kadar kötü etkilendi? Bu fotoğrafı görmekten mi oldu sadece? Aklına ne geldi canım? Evet, onu geldi. Ben o elbiselerle, o gördüğümüz elbiselerle onun hiçbir alakası yok. Onun nesi varsa o valizde, başka çamaşırı yok zaten. Gerisi Bursa'da onun çamaşırlarının, burada gördükleri çamaşır, ha onunla başka çamaşır, ona ait hiçbir şey yok ormanda. Arkadaşlar yanlış yazdınız. Kıyafetleri birisi... değil. Kıyafetleri değil. Kıyafetleri görünce onun olmadığını anlıyor. Öyle düşünüyor daha doğrusu. Fotoğrafı görünce ağlıyor. Şu fotoğraf karesi Bursa'da çekilen fotoğraf. Bursa'da çekilen bir fotoğraf. Nasıl bir gelindi Nurhan? Ya ağladım, gücüme gitti onu görünce öyle. Ne gücüne gitti canım? Onu öyle görünce gücüme gitti. Yani böyle bizi üzülmüyor mu sanıyorsunuz? Biz da bu anası düşünüyor, ağlıyor, söylüyor da biz üzülmüyor mu? Bir gün, bir gece aklımdan çıkmıyor. Ben devamlı aklıma geliyor, uykularım kaçıyor benim hep. Ne oldu bak, evden çıktı gitti. Beye kaçtı gitti mi? Peki izlerken... Bir kötü adam eline mi geçti kapıda bacada? Yeter Hanım, izlerken Cemal Bey de kocan da yanında mıydı? Dün mü? Hayır, o fotoğraf karesi... evde izlerken mi? Evet, fotoğrafı televizyonu izlerken... Yanımda oturuyordu. Tamam arkadaşlar, Cemal Bey'in de görüntüsünü bir ayrıca hazırlar mısınız bana lütfen? Ben onu da istemiştim. Cemal Bey'in de görüntülerini bana hazırlar mısınız? Peki sen ağladın gelini görünce. Cemal Bey ne yaptı? Kocan ne yaptı? Onu da ayrıca hazırlar mısınız lütfen? Bekliyorum. Cemal Bey ne yaptı? Allah, onun yüzüne bakmadım. Ben kameraya bakıyordum hep.